Tabii hepimiz dört dörtlük değil. Hepimiz de Rabbimiz çok güzel şeyler. 11.900 Kenamların en güzel olan Allah'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum ve saygılarımı sunuyorum. Evet, 20.10.2016 tarihi itibariyle Kars Şeker Fabrikası'na fabrika müdürü olarak atandım. Atanmam evvela Kars yöremiz için, sonra memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Rabbim bu konuda her türlü yardımlarını Kars'ımızdan esirgemeyeceğini umuyor ve ümit ediyorum. Kars Şeker olarak hedefimiz bundan sonraki çalışmalarımızda pancar üretimini artırmamız gerekiyor. Bu yörenin çocuğu olarak bunu aynı yöreden gelip ve memleketin yörenin sorularını bilen birisi olarak evvela pancar ekiminin önemini halkımıza aktarmak bizim en öncelikli görevlerimizden biri olduğuna inanıyorum. 2015 yılındaki çalışmalarından dolayı da geçmiş yönetime teşekkür ediyorum. 2015'te son derece çok zorluklardan geçtik. Allah'a hamdolsun. Bu zorlukları Sayın Sendika Başkanımızın diğer kademedeki yöneticilerimin gayretleriyle aştık. Daha da ileriye götürmek bizim üzerimizde en büyük hedefimizdir. 2015 yılında 3068 ton civarında olan şeker üretimimizi Allah'ın izniyle 2016 yılında 12.000 ton şeker, 35.000 ton yaş küspe, 2.000 tonda melas üretimi olarak gerçekleştireceğiz. Kars'tan 60.000 ton, Ağrı'dan 50.000 ton, gelen pancarla 110.000 ton pancar işlenecek. Yaklaşık kampanya dönemimiz 50 gün sürecek. 2017 ve 2018-2019 hedeflerimiz arasında Kars, sırf Kars olarak 100.000 ton, 110.000 ton sırf Kars'ta üretim bekleniyor ve hedeflerimiz arasında umuyoruz. Kars'ımızın son zamanda değerli bürokratlarla beraber, onların değerli çalışmalarıyla beraber işte Sayın Milletvekilimiz, Sayın Bakanımızın, Sayın Milletvekilimiz Selahattin Beyli Bey'in, Sayın Bakanımız Ahmet Arslan'ın, çok Sayın İl Başkanımız Adem Çalkın Bey'in kadro olarak birbirleriyle tamamlamaları neticesinde daha güzel günler göreceğimize inanıyorum. Kars'ın istikbali çok parlak. Burada özellikle Kars'ımızın manevi bekçisi mübarek Hasanul Haragani Hazretleri'ni de anmadan edemeyeceğiz. Neden? Çünkü çok değerli bir komutan, hem şehit hem seyit, hem de bu vatana millete çok değerli hizmetlerinde bulunan değerli büyüğümüzün burada olması inan olsun Kars için çok değerli bir şanstır, hazinedir. Çünkü biz inanıyoruz ki manevi fütühatla bu ülke kalkınacak, daha da ileriye gidecektir. Dolayısıyla Kars'ımız bunu yakalamış durumda. Hem manevi yönden hem de değerli büyüklerle beraber bunu Kars'ın en güzel hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. Ve sizi de böyle değerli bir çalışmalar içerisinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, özellikle de yine Sayın Bakanımızın cephecilerinin girişimleriyle yeni bir makine Kars'a getiriliyor olması. O çok güzel bir şey. Ayrıca Panzer Sökün makinesinin de yine Ziraat Odası Başkanlığı'nca Akyaka ve Atasay'da üreticilerin hizmetine sunulmasıyla. Gerçekten. Çok büyük umut oldu. Bu artarak devam edecek. Bir tane daha ayrıca bu makinelerden almayı düşünüyoruz. Artık şuna inanıyorum. Kars bu ivmeyi yakaladı. Nasıl yakaladı? Ekip olarak yakaladı. Artık biraz daha inşallah bundan sonra yöremizin şansı biraz daha parladı. Neden parladı? Ekiple parladı. Değerli bakanımız, milletvekilimiz kadrolarıyla beraber siz değerli
halkımızla beraber bu ivmeyi Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum ve ümit ediyorum. Tek tüten bacası, sanayi kuruluşu, bunun artarak devam edecek ve Kars yöremize katkısı çok olacaktır. Yani senelik olarak 2 milyon civarında bir katma değer katkısı var. Çiftçisine avans ve sanayi bitkisinin gelmesi, onu daha kalkınlandırması, diğer yörelerden gelen değerli personelin kendi yöresinden olmuş olan birikmiş kültürünü Kars yöresine iletmesi de ayrı bir ayrıcalık. Sonra Kars önteden beri kültür yönünden çok gelişmiş bir yer. Bu kültür akımında hak ettiği değeri bundan sonra da artarak bulacağına inanıyorum. Kars Şeker Fabrikası, Kars için ne anlamı var? Kars Şeker Fabrikası, Kars için bir vizyondur. Olmazsa olmazlardandır. Eğer Kars Şeker Fabrikası mevcudiyeti olmazsa idi, daha önceden takdir edersiniz ki o konular siz daha iyi vakıfsınız. Burası bir satılık şehir olarak basında ben görmüştüm, çok üzülmüştüm. O zaman Naif Bey ve daha önce olduğunu biliyorum belediye başkanlarımızın Millet Gazetesi'nde öyle bir manşet atmışlardı. Göç için olmazsa olmazlardan. O zaman çok büyük bir göç oldu ama şimdi gidenler Kars'ımıza tekrar geri geliyorlar. Sanayi kuruluşu bunların gelmesinde en büyük etkenlerden birisi olduğuna inanıyorum ben. Evet, bundan önce tabii bir sürü sıkıntılar da yaşandı. Pazar evet. Kapandı, kapanıldı. Evet. Kamuoyunda algı operasyonları da oluşturuldu. Daha sonra işte fabrikadaki bu evlilerle çalışma, siyasetle yönetim işbirliği. Çok çok güzel oldu, evet. Kamuoyu vermekle, arkanızı almanızla fabrika şu anda ayakta. Ayakta, yani, daha da artarak devam edecek. Şüphesi olan, yine şüphesi olan, acaba eksik mi etmesek mi diye, tereddütte olan Afrika'da, Arpaçay'da da yetiştiriciler var. Evet. Onlara buradan ne söylemek istersiniz? Eksinler mi? Onlara buradan eksinler diye mesajımı iletmek istiyorum. Neden eksinler? Çünkü pancarla beraber artan teşvikler belki olabilir inşallah. Genel müdürlüğümüz olsun, gerek bu düzeydeki kalkınma için olmazsa olmazlardan diye düşünen değerli bürokratlarımız her zaman arkalarında olduğunu düşünüyorum. Ayrıca eğer pancar ekerlerse, tekrar söylüyorum, evlerinde şeker tadında bir huzur olacağına da inanıyorum. Neden inanıyorum? Çünkü sanayi bitkisine yönülürlerse batıdaki gibi ekonomik anlamda çok ileri gidecekler. Otla, samanla uğraşmaktansa bence sanayi bitkilerine yönelmeleri kendilerine değerli katkılar olacak. Kültür olarak evlatların ileriye daha bilimsel olarak yetişmeleri hususunda çok değerli katkılar olacağını ümit ediyorum. Lütfen bunu ihmal etmesinler. Fabrikalarına bahsedersek ne kadar personelimiz var? Fabrikamız olarak bizim görevler dahil 228 personelimiz var. Bunun yanında 179 taş oranımız var. Takriben bunun 3 tane evlatları, çocukları olduğunu düşünürsek aşağı yukarı 600 civarında, yani 1000'e yakın bir şeyin, zümrenin buradan katkısıyla geçim kaynağını sağlandığı söylenebilir. Çiftçi de hariç. Öncelikle fabrika müdürüme, yeni fabrika müdürüme hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Onunla birlikte Cenab-ı Mevlam inşallah bize yüce başarılar getirmesini, güzel bir çalışma ortamı olmasını Cenab-ı Mevlam'dan diliyorum. Hepinizin huzurunda, çok kıymetli Kars basınımızın, Serhat TV'nin huzurunda, özellikle Ulaştırma Bakanımız Ahmet Aslan'ı, çok kıymetli Milletvekilimiz Selahattin Beyli Bey'ine ve şeker gibi bir insan olan il başkanımıza tüm sorunlarımızı A'dan Z'ye kadar çözdüğü için sonsuz şükranlar sunuyorum. Allah onların eksikliğini vermesin. Cenab-ı Mevlam onların yar ve yardımcısı olsun. Fabrika müdürümüz yıllardır bizde çalışan bir büyüğümüz. Kendisi muhasebe kökenlidir. İşte bu bir görev taksimidir. Bir nöbetleşmedir. Gidene Allah hayırlı yollar diyoruz. Gelene de diyoruz ki başımın üstünde yerim var.
Cenab-ı Mevlam senden ve bizden yan yana olsun.